Vakıf Katılım olması gerekeni sunar. Kıymetli izleyenler, oyuncu, yazar, kıymetli büyüğümüz Bahadır Yenişehirlioğlu ile birlikte sizlerle birlikteyiz. Ekranlarınızın başında sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim Allah'a çok şükür. Sağ olunuz. Bendeki hocam şundan dolayıdır. O çok geniş kapsamlı bir şey. Yani izleyicilerimizin de böyle düşünmesini açıkçası isterim. Bilgi birikimine, hayat görüşüne, tecrübesine, inandığınız insanlara bunun kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biraz hayatın... Hocam eskiden şöyle bir şey vardı. Mesela bilgiye ulaşmanın yolu kilometreler kat etmekti, yollar gitmekti ve o kadim bilgiyi sunabilecek olan insanların o rehlesine çökmek, dizinin dibine çökmekle alakalı bir durumdu. Şimdi bilgi her yerde ama belki de handikap budur aslında. Yani bilginin her yerde olması bizi bu çıkmaza düşüren bir şey. Çünkü içeriğini anlamaz hale geldik. Çok rahat ulaşabiliyoruz bununla alakalı. O nedenle sizin hayatı yorumluyor olmanız aslında, yorum farkı katıyor olmanız bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri diye düşünüyorum. Birilerinin bize hayatı yeniden yorumlaması lazım. Ve siz de bu elinizden geleni, üstünüze düşeni aslında çok daha fazlası yerine getiriyorsunuz. Bugünkü programımızın konusu aslında nezaket. Sadece nezaket. Nezaket deyince hatırımıza ne geliyorsa, sizin hatırınıza ne geliyorsa, benim hatırıma ne geliyorsa o. Biraz nezaketten bahsedelim istiyorum. Biraz değil aslında çok bahsetmemiz gereken bir şey olduğu çıkıyor ortaya. Evet, haklısın Mehmet. Hoca kelimesi günümüzde tanımlama bulamadığımız bir yerde de kullandığımız bir şey işte. Hocam, hocam falan filan. Fakat kimse yanlış anlamasın. Tabii gerçek hocalara, gerçek akademisyenlere, gerçek ilim adamlarına saygımız sonsuz. Hürmetle eğiliriz gayet tabii ilimlerinin ve bilgilerinin önünde. Ben bir hoca değilim. İlahiyatçı da değilim. Akademisyen de değilim. Ama insanoğlunun kıvamlı olması lazım. İnsanoğlunun teçhizli olması, teçhizatlı olması lazım. Bu bizim kadim kültürümüzde var. Bazen okuması yazması olmayan ninelerimiz, dedelerimiz vardır. Kendi ailemizde de vardır bu. Fakat öyle bir söz ederler, öyle bir bilgi aktarırlar ki vay deriz, bu damıtılmış bir bilgidir, kadim bir bilgidir. Söze dayalı bir aktarımın neticesidir. Artık o hülasayı bize aktarır. Ninem derdi ki rahmetli okuması yazması yoktu. İnsan insanın ağırsını alır derdi. Yani zehirini. Şimdi bu cümleyi alıp bunun üzerine bir kitap yazabilirsiniz. Önemli olan toplumda insanların neyi neden yaptıkları, az çok bilgi sahibi olmaları, günlük hayatlarını düzenleyecekler, arz üzerindeki varlıklarının sebebini sorgulayıp anlayacakları, birbiriyle iletişim kurduklarında da kullanacakları bir davranış biçimi içerisinde olmak. Millet olmak da böyle bir şey zaten. Aynı coğrafyada, aynı kültür kodlarından gelen bizler, o coğrafyanın bize kattığı, o kadim kültürün bize kattığı şeylerden bir davranış biçimi ortaya çıkarıyoruz. Velhasıl bu bilgiye sahip olmak lazım. Günümüzde iyilerini tenzih ederim tabii ki. Biraz önce sözümün başında da belirttim. Ama malumunuz hocadan geçilmiyor açıkçası. Bir insan her şeyi de bilmek zorunda değildir. Öyle bir mükellefiyeti de yok. Ama hayatını idame ettirecek ve davranış biçimlerini organize edecek bir bilgiye de sahip olmalıdır. Bu kimi zaman dinleyerek, kimi zaman bakarak, örnek alarak, çoğu zaman da okuyarak elde edeceğimiz bir şey. Velhasıl bu donanıma sahip olmak lazım asgarisinden. Yani biraz da boş beleş yaşamamak icap ediyor Mehmetciğim. O yüzden nezaket bu konuda çok önemli. Derler ki her kapıda olan hiçbir kapıda değildir. Bir kapıda olan her kapıdadır. İşte bu. Evet, yani ne kadar güzel bir cümle. Evet, yani bir şeyde iyi olmak.
En azından evet. Bir şeydi yani. Ne kadarını biliyorsun? Bu kadarını biliyorum. En azından evet. Bunda iyiyim diye. Günümüzde insanlar bilmediklerini itiraf etmekten pek haz etmiyorlar. Evet. Herkes her şeyi bildiğini iddia ediyor. Ya böyle bir şey mümkün mü? Bugün en allamesi bile her şeyi bilemez. Çünkü bilgi sınırsızdır, uçsuz bucaksız bir şeydir. Biz kırıntılarını alırız, kullanırız hayatımızda. Kadim bilgi dediğimiz şey de bu. İnsanlığın öz bilgisi zaten bu. Ama her şeyi bilmek, her şeyi bildiğini iddia eden insan zaten hiçbir şey bilmiyordur. Adam bir dergaha varır. Dergahta da işte usta, hoca, şeyh, mürşit, nasıl tanımlamak istiyorsanız günümüzde, sohbet esnasındadır. Varan adam der ki, bir şey sorabilir miyim? Hı. Der. Biraz bekle. Der. 40 yıl geçer. Vay. Döner, bir şey soracaktın sen. Aldım ben cevabı der. Peki ne öğrendin? Beklemeyi öğrendim demedi ya. Bir arkadaşım bana şeyi sormuştu hocam. Durup dururken, Mehmet beklemeyi nerede öğrendin demişti. Hı. Şimdi öyle bir duygudan bahsediyor ki bir an kendimi beklemeyi öğrenmek mi? Evet. Mesela size sormuş olayım istiyorum aslında nezakete geçmeden hemen önce. Beklemeyi nerede öğrendiniz? Çok şey bir soru değil mi? Saat kaç başka bir şeydir. Evet. Buradan bu araç geçiyor başka bir şeydir. Hocam kaçta gelirsiniz başka bir şeydir. Beklemeyi nerede öğrendiniz gibi insanı sarsan bir cümle değil mi bu? Gerçekten sarsan bir cümle. Evet. Hani bunu toplumun fertlerine sorsan, çevirsen beklemeyi nereden öğrendin diye ilk etapta bir cevap veremez evet. Açıkçası. Ama şunu biliyorum, Hazreti Mevlana diyor ki edebi edepsizden, terbiyeyi de terbiyesizden öğrendim diyor. Bazen zıddına bakarak bir şeyi öğrenebiliriz. Evet. O zaman onu hayatımıza geçiririz. Beğenmediğimiz bir davranış biçimini görürüz. Edepsiz bir davranış görürüz ve onu yapmamamız bizi edepli kılar. Bazen terbiyesiz bir davranış biçimi görürüz toplumda. Ben bunu yapmayayım, bu bana çok yakışan bir şey değil, insanoğluna uygun bir şey değil deriz ve onu hayatımıza dahil etmeyiz. O zaman da terbiyeli olmuş oluruz. Bazen zıddına bakarak, bazen iyi yapılanları hayatımıza geçirerek bu hadiseyi çoğaltırız. Yani nezaket hususuna bakınca zaman içerisinde nezaketin erdem mi, ahlak mı ya da öğretilebilen bir davranış silsilesi mi olup olmadığı pek çok kez tartışılmış. Yani nezaket hususu. André Comte diyor ki, onun bir Büyük Erdemler Risalesi diye bir kitabı var. Nezaket ilk erdemdir, belki de tüm erdemlerin kökenidir diyor nezaket için. Bak bu çok önemli bir tüm şey. Tüm erdemlerin kökenidir. Kökenidir diyor. Zaman içerisinde diyor erdem kavramı ve nezaket bunun içerisinde en yoksul, en yapay ve en tartışmalı konu olmuş insanların arasında diyor erdem kavramını. Hatta nezaketin erdem olup olmadığı bile tartışılmıştır diyor. Şimdi nezaket öyle bir şey ki aslında bu bir erdem midir? Bu bile tartışılır. Nezaket bizatihi insanoğlunda olması gereken bir şeydir. Yani sonradan hayatımıza geçirmek mi yoksa bizi yaratan Allah'ın zaten yarattığı formatın içinde olan bir şey mi? Hani var olanı kaybetmek, o kadar çok insan var ki daha sonra bunu kazanmaları nezaket. Oysa ki bu yaratılıştan gelen bir şey. Çünkü Allah insanoğlunu mükemmel ve doğruya, güzele uygun halde formatlıyor ya. Nezaket de bunun içinde var zaten. Bu bizim mayamızda olması gereken bir şey. Tabii günümüz toplumuna baktığımızda kaybettiğimiz bir şey. Nezaket hem görgü kurallarını kapsıyor, hem ahlaki değerleri kapsıyor. Öğrenilen bir davranış biçimi aynı zamanda. Düşün ki bir çocuğu, bir evladı yetiştirirken bunun doğru, bunun yanlış olduğunu aktarıyoruz ya. Çünkü çocuk ilk terbiyeyi ailesinden alıyor, hanesinden alıyor. Anneler, babalar teçhizatlı olacak ki evlatlarını doğru bilgilendirsinler neye karşı. Nezaket de bu şekilde öğrenilen bir şey aslında. Var olan mayamızdaki o cevheri köpürtme, tekrardan altını çizme hadisesi. Ne diyoruz çocuklarımıza? Bu kirli, bu kötü. Müslümansak bu haram.
bu helal bir davranış manzumesi yüklüyoruz. Yani çocuğa bu noktada işte erdemi, nezaketi de aktarıyoruz ailenin içinde. Bu çocuk daha sonra topluma katıldığında davranış biçimlerini başkalarıyla iletişim kurarken bu doğrultu üzerinden hareket ediyor. Nezaket bir ruh terbiyesidir deniyor. Bu çok önemli bir şey. Ruhun terbiye edilme hali. Bir muaşeret, yani davranış biçimi kuralı. Benim seninle olan ilişkim, bizim başkalarıyla olan ilişkimiz, toplumun sosyolojik olarak birbiriyle olan ilişkileri hep nezaket kavramı içine giriyor. Diyor ki Aristo'nun bir güzel sözü var. Adil şeyler yapa yapa adil olur insan ve ölçülü davrana davrana insan ölçülü olur. Yiğitlik yapa yapa insan yiğit olur diyor Aristo. Demek ki davranış biçimi haline getirmemiz gerekiyor bu kavramları. Tekrar ettikçe. Tekrar ettikçe o oluyoruz. Ona dönüşüyoruz. Yani adil şeyler yapmamız gerekiyor hayatta ki adaleti, adil olmayı bir davranış biçimi haline getirelim. Bir yerde bir küfür görüyorsak, bir mazlumun eziyetine şahitlik yapıyorsak, orada bir yiğitlik gösteriyor olmak ve bu davranışları sürdürüyor olmak bizi yiğit bir adam pozisyonuna getiriyor. Yani eyleme geçmesi gerekiyor hayatımızdaki bu kavramların. İslam'ın kendi özünde de yok mu? Ne derler? Taklidi imandan tahkiki imana doğru yol alınır. Yani tekrarlamamız gerekiyor. Taklit etmemiz gerekiyor. Gördüğümüz güzel davranışları. Burada en önemli hususlardan biri bizim için gönderilmiş ve örnek almamız gereken en önemli şahsiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ona bakın ve davranış biçiminizi ayarlayın. Allah diyor bunu. Niye sadece kitapla yetinmemiş? Niye aramızdan, insan kardeşlerimizden birini peygamber olarak bize göndermiş? O nasıl yapıyorsa hayatınıza geçirin. Onun kızgınlığı, onun çocuklarla olan irtibatı, onun devlet başkanı olarak davranış biçimi, onun bir koca olarak davranış biçimini örnek alın, hayatınıza geçirin ve o olun. Onun gibi olun. İşte taklit ederek, hayatımıza geçirerek o olmaya gayret ediyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. Tekrar ediyor olmaktan dolayı hayatımıza zerk etmesi çok önemli. Mesela şuna nezaket diyelim mi? Kesinlikle diyebiliriz de sizde bir açılım olur mutlaka. Efendimiz'e seslenildiği anda kafasıyla değil, bütün vücuduyla seslenen kişiye dönüp onu böyle muhatap kabul ediyor olması. Bu bir nezaket midir? Tabii ki nezakettir. Yani kendisine seslenildi, başıyla dönmek değil, tebessümle beraber bütün vücuduyla birine dönmek. Evet, bu bir vücut dilidir. Vücut dili çok önemli bir şeydir. Dilden bile ehemmiyetli ve önemlidir. Vücut dilinizi nasıl kullandığınız. İşte burada örnek almamız gereken hadise, biriyle muhataplık kuruyorsak ona cephemizi dönmek, onu önemsediğimizi, onu dikkate aldığımızı, gözünün içine bakarak onun ne dediğine açık olduğumuzu ve onu kale aldığımızı gösteririz. Öyle nezaketsiz davranış biçimleri görürüz ki, düşünün ki bir cemiyetin içine birisi girer, baştan itibaren tokalaşmaya başlar ama kişiyle tokalaşırken yüzüne bile bakmaz. Evet. Aslında yüzüne bakmadan bir insanla tokalaşıyor olman, seni önemsemiyorum, seni dikkate almıyorum manasındadır. Düşün ki ben sana elimi uzatmışım, merhaba diyorum ama sana bakmıyorum, aklım sende değil. Bu el ele tutuşmanın hiçbir manası yok. Efendimizin bu davranış biçimi en güzel nezaket örneklerinden biri. Sizin bana çağrıştırdığınız notlardan devam etmemi ister misiniz hocam? Tabii birkaç ki. Tanesini. Tabii ki. Mesela gayrimüslim bir henüz Müslüman olmadan ama işte buna niyetlenmiş diye söyleyeyim ben onu. Efendimiz'i biraz uzaktan böyle bir gözlemlemeye çalışır ama birkaç defa üst üste Efendimiz'i çocuklarla konuşurken görür. Hmm. Çocuklarla. Ve döner Müslümanlara
Efendimizin ayaklarıyla ilgili bir problem olup olmadığını sorar. Çünkü hep dizlerin üstünde görür onu çocuklarla konuşurken. Yani, ne kadar güzel. Bu Efendimizin çocuklara olan tamam şefkati, merhamet ama aynı zamanda nezaket. Nezaket. Çocuklara, onunla, dizlerin üstüne, mübarek dizlerin üstüne çöküp onlarla. Onlarla aynı seviyeye evet. geliyor. Onlarla göz teması kuruyor. Buyurgan tepeden bir yaklaşım sergilemiyor. Bu muhteşem bir nezaket örneği. Sizin için de çok önemli olduğunu biliyorum. Sizin hayatınızda da çok önemli olduğunu biliyorum. Mesela Peygamberimiz Hazreti Fatma ile ilgili baba kız ilişkisinden bahsedilirken Hazreti Fatma her içeri girdiğinde Efendimizin ayağa kalkması. Vay, muhteşem bir şey değil mi bu Mehmet? Bir de şöyle kulağımıza şöyle dolsun. Kim ayağa kalkıyor? 18 bin alemin kendisi için yaratılmış olduğu efendisi. Vay. Kim için? Kızı içeri girdiğinde ayağa kalkıp ellerini tutuyor olması. Yani bir baba kız ilişkisi olarak bütün babalara buradan bu örneği vermiş olalım. Yani. Ne kadar muhteşem Muazzam. Bir davranış Vay. Biçimi değil mi? Yani kızı geldiğinde ayağa kalkan bir peygamber. Vay, inanılmaz bir şey ya. Şunu da biliyoruz ki nezaketli davranış insanoğlunun ruh sağlığına iyi geliyor bak. Aslında kendisine faydası. Ruhumuzu teskin etmiş oluyor. Günümüzde en büyük problemlerden biri anksiyete diyoruz ya. Hani bakıyoruz doktor arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilerden yola çıkarak antidepresanların çok kullanıldığını görüyoruz. Yani anlıyoruz ki çağımız insanı bunalımlı. Çağımız insanı problemli. Bugünkü konumuz o. Bu bunalımlardanın bir sebebi de nezaketsiz olmaları. Oysa ki nezaketli davranış biçimi sergileyen bir insanın ruh sağlığı da düzeliyor. Düşün ki biriyle daimi kavga etmek ve bunun üzerine formatlanmış bir davranış biçimi. Ben daha ziyade onu konuşmalarımda tetik suratlı olmak diye tabir ediyorum. Hani bir silahın tetiğinin hazırda bekletilmesi anında patlayacakmış gibi. Bu insanı yaralayan bir şey. Daimi bu potansiyeli, bu negatif enerjiyi içinde tuta daha sonra bir patlamayla ortaya çıkması gibi. Yakın zamanda hala yaralarımızı sarıyoruz malumun. Türkiye'nin yaşadığı çağın en büyük depremi, en korkunç felaketlerinden biri olan yakın zamanda bir hadise. Hala yaraları sarmaya devam ediyoruz. Oradaki enerji birikmesinin patlaması, işte korkunç bir kırılmanın ortaya gelmesi gibi nezaketsiz davranışlar ruh dünyamızda patlamalara sebebiyet veriyor. Bunun da zararı kendimize. O yüzden nezaket aslında kendimizi de iyileştirmenin bir yolu. Keskin sirke küpüne zarar. Bu kadar basit. Siz devam edeceksiniz hocam. Şeyden bahsettiniz mesela. Ben terbiyeyi terbiyesizden öğrendim. Hazreti Mevlana'nın. insanın şifası zıddındadır. Evet. Ve ben ona şunu eklemiştim. Bekliyorum ya tabii ki gelmeyeceksin. Yani insanın şifası zıddındadır. Çok önemli bir şey söylediniz orada. Mesela günümüz insanının içerisinde çok düştüğü bir hata, kendimden bahsedeyim, içine çok düştüğüm bir hata, yani ey izleyenler böyle yapın gibi bir şey algılanmasın burada. Neden böyle yaptın diyorsun? Çünkü o da bana böyle yaptı. Ona neden böyle yaptın? Çünkü o da bana şöyle yaptı. Şimdi sen her bir şey yapana onun gibi karşılık veriyorsan, ödeşmek gibi, intikam gibi, sen kişilik değil oyun hamuruna döndün, haberin yok. Evet. O sana şekil veriyor. Evet. Duygularınla oynuyor evet. senin. Ama senin bir şeklin var. Evet. Karşı tarafı müdahale etmemesi gereken, onun tekeline bırakmaman gereken evet. gibi. Evet. Ya ne güzel bir tabir Mehmet bu. Bize yapılan davranışların aynısını sergiliyor olmak bir manada bizi oyun hamuruna çevirir. Evet. Doğru. Adam bize kötülük yapmış, ben de ona kötülük yapacağım. Aslında bana bir davranış biçimini formatlıyor. Oysa ki kötülük yaptıysa benim onu iyilikle karşılamam lazım. Çünkü benim kıvamım o. Bir Müslümanın kıvamı o çünkü. Evet. Çok güzel bir tabir oldu. Bunu ben bir yerde alır kullanırım. İstediğiniz yerde hocam. Vallahi. Akrebi çıkarmaya çalışırken adam diğeri demiş ki seni sokacak, yakma. Israrla çıkarmış akrebi, akrep de onu sokmuş. Ben demedim mi seni sokacak diye. Demiş ki Allah onu akrep yarattı. O fıtratının gereği olarak hareket ediyorken beni insan olarak yarattı. Ben niye fıtratımın gereği olarak hareket edip onu kurtarmaya çalışmayayım? Yani yoksa oyun hamuru. Evet. Sen de akrebi sok o zaman. Evet. Yani bu buna döner evet. açıkçası. İşte insanı kıvama getiren şey bu. Anlık refleksler veriyoruz günümüzde.
etkiye tepki gösteriyoruz. Hani fizik kuralı gibi, bir araba duvara çarparsa duvar da aynı hızda ona bir enerji yüklemesi yapar. Yani karşılıklı bir çarpışma yaşarlar. Günümüzde de toplum içerisinde insanlar birbiriyle sürekli çarpışıyor. Ve o da yaralanıyor, öbürü de yaralanıyor. Oysa ki bu, ben hep öyle tabir ediyorum, yara açan değil de yara saran olmamız gerekiyor diye. Bu nezaketli davranış ruh sağlığımıza iyi geliyor dedim ya biraz önce. Bunu aslında basit örneklerle açıklayabiliriz. Mesela sabah evinizden çıktığınızda tetik suratlı dolaşmayın. Esnafa selam verin. Selamun aleyküm deyin, hayırlı işler deyin. İki sohbet yapın. Bu iyi gelen bir şey. Hayatımızda çok sokmadığımız davranış biçimleri var. Ara ara yetim başı okşayalım. Onlara olan muhabbeti, şefkati gösterelim. Onlara iyi gelecek bir şey. Kendimize iyi gelecek bir şey. Zaman zaman mezarlıkları ziyaret edelim. Bize ölümü hatırlatır ve bize iyi gelir. Dalımızı, çerimizi, çöpümüzü ayıklatır. Ha, Bahadır. Ölüm var ha. Aklını başına devşir. Davranışlarını ona göre ayarla der. Anamın, babamın, kardeşimin, halamın, dayımın mezarlarını ziyaret ettiğimde ders çıkartırız. Bir hasta ziyaretine gittiğimizde Allah'ın bize verdiği sağlığın ne büyük nimet olduğunu ve ona göstereceğimiz sevgi ve yakınlıkla, şefkatle onun nasıl tedavisine yardımcı olduğumuzu görürüz. Ve bu nezaketli, aslında küçük şeyler, hayatımıza katacağımız basit şeyler. Eve giderken karına bir hediye al ya. Hani çok değerli bir şey alman lazım değil ki. 3 karatlık pırlanta al demiyorum. Ama bunu senin için aldım de, 2 tane baklava al yani. 1 tane çiçek al. Hani o kadar da masraflı şeyler değil. Sümbüller, güzel çiçekler var. Hemen verdiğinizde 5-10 liraya alabileceğiniz. Önemli olan onu hatırladığınızı hissettirmek. Onu sevdiğinizi hissettirmek. Düşün ki eve geliyorsun, kapıyı çalmışsın, karın açıyor kapıyı ve sen ona bir küçücük, bir minik demet çiçek. Yoldan topladım. Ya yoldan topladın, senin için. Sana olan sevgimden. Ne kadar nezaketli bir davranış. Sana da faydası var, karşıya da faydası var. Nezaket insanı aynı zamanda özgürleştiriyor Mehmet. Hapsetmiyor. Çok enteresan bir cümle. Bak, özgürleştiriyor. Nezaket aynı zamanda bizi sosyalleştiriyor. Nezaketli, düşün ki bir toplumun içerisinde siz nezaketli davranış örnekleri gösteriyorsanız, o toplumun dikkatini çekerseniz ve önemsenirsiniz, bu sizi sosyalleştirir. Nezaketsiz davranışlar kendimize prangalar vurmak gibidir. Bu prangalar bizi kısıtlar, hürriyetimize engel olur. Oysa ki nezaketli davranış biçiminde olmak bizi özgürleştirir. Bizi kanatlandırır, bizedir faydası aslında nezaketli olmanın. Aslında insanoğlunun bütün hayatını kuşatan, eski tabirle bir muaşeret silsilesidir nezaket. Bunun örnekleri var. Hani kişisel gelişim, kişisel gelişim falan filan deniyor ya günümüzde. Herkes bir kişisel gelişim peşinde. Hani bir kitap okuyunca kişisel gelişimini tamamlayacağını zannediyor. Öyle değil o işler. O doğru da kitap yanlış. Evet. Mesela bizim kadim tarihimizde ve medeniyetimizde bunun çok güzel örnekleri var. Penceresinin önüne sarı bir saksı koymuş. Yani içinde çiçeği sarı olan bir saksı koymuş. Aslında şu mesajı veriyor kapının önünden gelen geçenlere. Ya bu evin içinde hasta var, biraz dikkatli yürür müsünüz, bağırıp çağırmaz mısınız gibi bir mesaj veriyor. Bak ne kadar nezaketli. Kırmızı çiçekli bir saksı koyuyor pencerenin önüne. Sokaktan geçenlere şu mesajı veriyor. Bu evde gelinlik çağına gelmiş bir kız var. Sokaktan geçerken öyle olur olmaz konuşmayın. Dilinize dikkat edin. Zarar verici olmayın manasında bir mesaj vermiş. Aslında toplumumuz bunları biliyor ama unuttu. O yüzden durmak ve hatırlamak gerekiyor. Kapı tokmakları bu medeniyetin nezaketini gösteren muhteşem bir örnektir. Basit gibi görünen ama ciltler dolusu kitap yazabilirsiniz. Bir kapı düşün ki bir tane zarif tokmak var.
bir tane de daha büyük bir tokmak var. Birini çaldığında zarif ses çıkarıyor, birini çaldığında daha tok ses çıkarıyor. Nezaketin güzelliğine bak. Kapıya gelenin kadın mı erkek mi olduğunu ev sahibi anlıyor. Ona göre kapıyı açıyor. Bunlar bizim hayatımızda, bunlar bizim kültürümüzde, bunlar bizim ananelerimizde olan şeyler. Düşün ki bak kendi kültürümüzde olan bir şey. Dedenden duymuşsundur, büyüklerimizden duymuşuzdur. Belli bir yaşa gelen insanlar haddi aştık artık derler. Bu nezaketli bir davranış. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 63 yaşında vefat ettiğini bilen, o yaşa gelip de o yaşı aşmış biri artık biz haddi aştık, manasında bir davranış biçimi ortaya koyuyor. Bu muhteşem bir nezaket örneği. Şimdi bazen zaman zaman kendi büyüklerimizden duyarız. Ah ah nereden nereye? Günümüz gençleri bunu pek anlamıyor. Acaba ne demek istiyor bu diyor. Dedesinden duyuyor, büyüğünden duyuyor, başka bir yakınından duyuyor. Ah ah nereden nereye? Aslında şunu anlatmak istiyor. Bu kültürde öyle büyük bir medeniyet, öyle muhteşem kodlar var ki günümüz insanı bunları unuttuğu için nereden nereye geldik manasında nezaketli olmaya davet eden bir cümle kuruyor nezaketli biçimde. Sen şöyle hoyratlaştın, sen şöyle kötü oldun, sen bütün meziyetlerini kaybettin, kendi kültüründen uzaklaştın diye lakalak onu bombardımana tabi tutmuyor. Nezaketli bir biçimde ah ah nereden nereye geldik şeklinde ifade ediyor serzenişini bile. Bu bir nezaket örneği. Nezaket el sıkışmak, nezaket selamlaşmak, küçük bir tebessüm geri geldiğinde basit gibi gördüğümüz ama önemli bir şey. Şimdi hepimiz şikayet ediyoruz. Apartmanda karşılaşıyoruz komşularla, bir selam vermeden asansöre biniyoruz. Bir merhaba demeden, birbirimizi tanımadan asansörde kafaları öne eğerek çıkıyoruz. Kimlerin oturduğunu bile bilmiyor. Sürekli şikayet ediyoruz ya. Abi biz bunu yapalım. Nezaketsizlikler varsa çevremizde biz nezaketli davranışlar göstererek örnek olalım. Selamünaleyküm diyelim, merhaba diyelim, günaydın diyelim, nasılsınız diyelim. İki hatır soralım, bir tebessüm edelim. Tebessüm etmek kadar nezaketli bir davranış yok. Bana hep diyorlar ki seni hep gülen suratla görüyoruz, tebessüm ederken görüyoruz. Hiç mi bu adamın derdi yok, hiç mi bu adamın sıkıntısı yok? Olmaz olur mu? Kendi menkıbemi az çok bilenler bunu bilirler. Ama tebessüm, toplumu iyileştirmek hem kendinize hem karşı tarafa bir şifa kaynağı. Niye bedbah bir suratla, bedbin bir suratla, hani hep tetiği çekilmiş silah gibi diyorum ya, tetik suratlı dolaşmaktansa tebessüm etmek en önemli nezaket davranışlarından biri. Tebessüm yüzün sadakasıdır. Evet. Verebileceğin en kolay sadaka ya. Sokağa çıkmışsın, gülümsüyorsun. Şimdi bu öyle bir noktaya gelmiş ki yapılmaya. Sokakta birine tebessüm ettiğin zaman acaba bana niye tebessüm ediyor? Benden ne bekliyor? Nasıl bir beklenti var? Bana hangi mesajı gönderiyor? Demeye başladı insanlar. Oysa ki yapılsın. Bu kötü bir şey değil. Nezaket ölçüsünce belli bir mesafe korunarak, kırmızı çizgiler aşılmadıktan sonra bunun en ufak bir zararı yok. Alıştırmak gerekiyor toplumu ve nesli. Şeytan görev yerini asla terk etmezmiş Mehmet. Bu nedenle müminin uyanık olması gerekiyor. Her daim hazır olda beklemesi gerekiyor. Şimdi Ramazan ayındayız ya. Bu nezaketli ölçülerle, bu ahlakla kuşanıp bir kendimize kalkan oluşturmak, nezaketli davranışlarla bir çember oluşturmak ve bu çemberin dışında bırakarak şeytanı onu depresyona sokmak lazım. Böyle bir zaman dilimindeyiz. Ramazan böyle bir an. Nezaketli davranışlar ruh iklimimizi geliştirerek kendimizi kalkanlıyoruz. Şeytana diyoruz ki bu sınırlara giremezsin. Gir depresyona. Hadi bakayım sen debelen dur. Beni yoldan çevirip duruyordun. Şimdi buraya giremez. Nezaketli davranış bizatihi insanoğluna
kalkan da oluşturur. Önemli bir davranış biçimi. Sizin aktardıklarınızdan almış olduğum notlar, iki programlık not var elimde bununla alakalı. Bölmek istemedim sizi, toparlayacağım ama süreden dolayı. Ne kadarlık vaktimiz kaldı? Bitti. Bitti mi? Size bağlı. Mehmet, şunu söyleyeyim sonra lütfen, sen tamamla. Lütfen. Şimdi nezaketliyiz, nezaketliyiz diyoruz. Böyle davranışlar biçimi gösteriyoruz ama bu böyle gelişi güzel olmaz. Trafikteyiz, bir iş görüşmesine gidiyoruz. Yetişmek zorundayız. Allah'ım. Ezip geçiyoruz, korna üstüne korna, nezaketsiz davranışlar, sıkıştırmalar, önünü kesmeler. Bir an önce iş görüşmesi yaptığımız yere ulaşıyoruz. Saçımızı başımızı düzeltirip üstümüze başımıza çeki düzen vererek içeri girerek nezaketli davranışlar. Biraz önceki davranış biçimin neydi? Evet. Göstermelik olmamalı, içselleştirilmeli sevgili dostum. Hemen şunu söyleyip topu sana atıyorum. Kanuni Sultan Süleyman diyor ki, kimsenin ayıbını görüp kılma zinhar aşikar, günde 100.000 ayıbın örter Hazreti Perverdigar. Yani alemlerin Rabbi günde 100.000 ayıbını örterken senin, sakın kimsenin ayıbını aşikar etme diyor. Muhteşem bir nezaket örneği. Muazzam. Evet, hepsini toparlayalım. Toparla. Bir iki tanesiyle beraber bitirmiş olacağım. Ramazan ayında şuna inanıyoruz inanç açısından. Birine iftar ettirmek hayırlı bir şey. Hani önce suyu sen iç. Doğru. Çocuklarımız da öğrenmiştir bunu. Ezan okunur suyu getirir. Doğru. Bu aynı zamanda çok nazik bir davranıştır. Doğru. Yani hayırlı olduğunu bilmesek de çok nazik bir davranıştır. Birine iftar ettirmek için önce ona ikramda bulunmak. Çok evet, nazik bir davranıştır. Nezaketin zirvesiyle bitirelim bununla beraber. Efendimizin hayatından iki şey. Nedir? Biri Hazreti Hatice validemizle evliliğinde en sonra Hazreti Hatice validemizin söylediği. Malumunuz Efendimiz onun kervanlarının başına geçer. Önce çalışanıdır aslında. Hazreti Hatice der ki işte kervanların başında çalışanlar var. Herkes bana gelip ticaretle ilgili hesap verirken, söylerken Muhammedül Emin'di peygamber olmadan önce. Bana önce nasılsın diye sorardı diyor. Vay. Hazreti Hatice validemize nasılsın? İlk sorusu bu olurdu. Yani şunu sattık bunu aldık değil, nasılsın? İki, zaman zaman bize ördek olsun diye Hazreti Ayşe validemizde hani küçük böyle şeyler olurmuş. Dargınlıklar demeyelim biz ona. Yanlışı varsa Allah affetsin. İşte evden gidermiş Efendimiz. Hani o ortamı terk etmek. Evine döndüğü zaman kapıyı çalarmış. Kapıyı çaldığında Hazreti Hatice içeriden kim o diye seslenirmiş. Peygamberimizin cevabı, ben Muhammed. Bir iki defa sonra sormuşlar, niye ben Muhammed diyorsunuz? Ben peygamber dersem ve o hala o öfkedeyse, kızgınlıktaysa, kapıyı açmazsa diye. Ya, o yüzden ben Muhammed. Nezaketin güzelliğine bak, inceliğine bak. Karşı tarafı kanla düşünüp, ben peygamber, hadi kapıyı açma. Yani bambaşka bir boyut olur, ben Muhammed demesi. Bunlardan bir tanesiydi. Efendimizin hayatından zaman zaman gelecektir aktaracağım. Sevgili İbrahim Tenekeci'ye selamlar olsun. Diyor ki el sıkıştık ve affedersin dedi. Neden dedim? Ellerim biraz soğuk da seni rahatsız etmiş olabilirim. Güzel Allah'ım. Ellerim biraz soğuk da güzel seni biraz Allah'ım rahatsız etmiş olabilirim diye. Bu nezaket boyutunu bu kadar nazik anlattığınız için çok teşekkür ederim. Mehmet, şunu da belirteyim. Nezaketi öğrenmek için kişisel gelişim kitaplarının peşinde haldır huldur koşmamıza gerek yok. Bütün kainatın sahibi Allah, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize göndererek bak, örnek al, nezaketli ol mesajını vermiş zaten. Örnek aramaya gerek yok, örnek orada. Ve bununla birlikte bize rağmen bu kadar nimet Allah'ın bize kullarına ne kadar nazik davrandığı evet, konuda, ikramda bütün bulunduğu, isyana rağmen. Evet, göstergesi. Evet, evet. Allah layık olanlardan eylesin inşallah. Amin, amin evet. Mehmetciğim. Şahsım adına ne kadarını yapıyorum bilmem ama olması gerekeni duymuş bulunduk sizlerle birlikte. Kıymetli büyüğüm Bahadır Yenişehirlioğlu beyefendiden çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda tekrar görüşünceye dek hayırlı Ramazanlar. Vakıf Katılım olması gerekeni sundu.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.